Kaderin konforunu yaşamak diye bir sözü vardır hocamızın. Kaderin konforunu yaşamayı insanlar bilmedikleri için genelde kaderi hep kendilerince de çeşitli şekillerde değerlendiriyorlar. Şimdi kaderin konforu nedir biliyor musunuz? Her şeyin yaratılmış olduğunun bilmektir. Yani her şey daha önceden yaratılmış, bitmiş, Allah'ın katında var. Fakat Allah Didem'in anlattığı gibi zamansız olduğu için o aslında o an yaratılıyor. Fakat biz zamana tabi olduğumuz için olayları yalnızca izliyoruz. Yani başından sonuna kadar gerçekleşecek olayları izliyoruz. Halbuki her biri gelecekte olan olaylarda, geçmişte yaşadıklarımızda, şu an burada otururken konuştuğumuz olaylarda Allah'ın katında şu an yaratılıyor. Yani geçmiştekiler de şu an yaratılıyor, gelecektekiler de şu an yaratılıyor. Çünkü Allah'ın aslında şu an diye bir an da yok Allah'ın katında. Biz zamansızlığı anlayamadığımız için onu da anlayamıyoruz. Fakat insanlar anlamak istiyorlar bunu. Ama anlayamazlar. Onlar çünkü tabi olmadıkları, bilmedikleri bir konuyu anlayamaz. Yani bu bizim kavrayışımızın ötesinde. Biz neyi kavrayabiliriz? Bakın kaderin konforunu yaşamak işte budur. Her şeyi bilen Rabbimizin varlığını, yani bunu düşünmek gerekiyor. Yani bunu herkesin düşünmesi gerekiyor. Müslümanlar zaten düşünecek. Fakat bunu iman etmeyen biri de düşünsün. Şimdi bu nasıl bir konfor? Geleceği bilen bir Allah. Her şeyi bilen, bakın toprağın altındakini bilen, küçücük bir karıncayı bilen, işte bir tane ağaçtan düşen yaprağı bilen, Mars'ı bilen, Satürn'ü bilen, Satürn'ün etrafında dönen tek bir halkanın içindeki tek bir taşın içindeki atomu bilen yüce bir Rab, yüce Allah'ımız. Şimdi Allah'ın bunu yarattığını bilmek ve gelecekte olan olayları da bilmek. Allah kıyamet anını biliyor. Bu dünyanın nasıl bir hale dönüşeceğini biliyor. Allah bize tarif ediyor. İşte göktaşı çarpacaksa onun dünyayı nasıl çarpacağını, nasıl delip geçeceğini biliyor. Dünyada neler olacağını Allah biliyor. Ve herkesi yaratmış, herkes ahiretteki yerini almış. Allah bunu biliyor. Her şeyi bilen Allah'a iman etmek, yani her şeyi bilen Allah'a teslim olmak o kadar büyük bir nimet ki.